devletin parasını alıp dağa gönderen PKK'lı belediye başkanlarının tamamı görevden alındı. Bir kısmı ezan mı okunuyor? Bir kısmı içeri alındı. Kaç dakika var? 5 dakika. Tamam, siz bir yandan dağıtın çorbaları. Ben devam edeyim konuşmaya. Alın. Şimdi değerli arkadaşlarım, sonra ne oldu? Türkiye'nin etrafında yine bir kukla devlet kurmak istiyorlardı. Türkiye'yi terörle sürekli tehdit ediyorlardı. Ülkemize sızıp terör eylemleri yapıyorlardı. Yani Türkiye'nin uluslararası sistemin karşı çıkmasına rağmen Erbaban Fırat Kalkanı operasyonu yaptı. Akdüner Zeytin Dalı operasyonu ve teröristleri oraya gömdüler. Ülkemizin sınırlarının bir kısmı kontrol altında. Şimdi değerli arkadaşlar, Kuzey Irak'ta tesis oldu. Tesis oldu. Kuzey Irak'ta Türk ordusu müthiş bir operasyon yapıyor şu anda. Oradaki PKK varlığını ortadan kaldırmaya çalışıyor. Cenab-ı Allah izin verecek inşallah Kandil'de Türk bayrağını Türk ordusu oralarında dikecek. Genel başkanımız her şeyi söyledi. Vatan millet tehlikede olduktan sonra neyin siyasetini yapacak? Neyin siyaseti? Vatan yoksa, millet yoksa neyin siyasetini yapacak? Şimdi bakın, Cumhur İttifakı adı altında bir seçime gidiyor. Partimiz güzel kişiliğiyle seçime gidiyor, Milliyetçi Hareket Partisi. Hepimiz Milliyetçi Hareket Partisi'ne oy vereceğiz. Oylarımızın üçüleri üzerine başlıyor. Cumhurbaşkanı adayımız da Sayın Tayyip Erdoğan diye. Milliyetçi Ülkücü Hareket kendi partisine ne yapacak? Cumhur İttifakı çerçevesinde oy verecektir, oy verecektir. Şurayı bir okuyayım. Okuyayım. Adalet ve Kalkınma Partililerde eğer biz güçlü bir şekilde mecliste temsil edilemezsek bilsinler ki orada ben de şurayı okuyayım. Ben Erdoğan Bey'i rahat okuyayım. Şunu okuyayım Cemil. Eğer 15 Temmuz'dan okeyle, sonra Milliyetçi Ülkücü Hareket devletin yanında olmasaydı, hükümetin yanında olmasaydı Türkiye kanları olurdu ve Türkiye'nin kendine perişan olurdu. Bu sıkıntılar, bu tehlikeler azalmış değil, geçmiş değil Türkiye'nin. Hala PKK'nın cilalanması var, hala PKK'yı cilalamaya çalışıyorlar. Hala PKK'nın cezaevindeki terörist başını dışarıya çıkarmaya çalışıyorlar. Hala PKK'nın barajı açması için ortak çalışmalar yapması gerekiyor. Elbette bunun yanında da Milliyetçi Ülkücü Hareketi meclisin dışına itebilmek için her türlü çabayı gösteriyor. Bizler yurt dışında yaşadıkça vatanımızın milletimizin sevdalısı. Dolayısıyla vatanımızın milletimizin güçlü olması bizim de burada güçlü olmamızı, meselelerimizi daha kolay çözmemizi sağlayacak. 24 Haziran seçimleri Türkiye'nin dönüm noktasıdır. Türkiye'miz için çok önemlidir, Türk dünyası için önemlidir, İslam coğrafyası için önemlidir. 24 Haziran'da eğer karşı blok dediğimiz zillet bloku başarılı olursa biliniz ki Türkiye 15 Temmuz'dan daha kötü günler beklemektedir. Bizden ayrılıp başka şeylere konuşan ipçileri görüyorsunuz. Bizden ayrılıp bir kumpas kurdular. Geçmişte yapılan hain planı şu anda o planın uygulayıcıları bunlara devrediyor. Yani açılımın, sözde açılımın devam etmesini. Şeylerine bakınız. Seçim beyannamelerine. Güneydoğu'da yerel yönetimlere özellik veriyor. Anayasada çok kimlikli bir anayasa çıkartıyor. Çok dilli bir Türkiye oluşturacağız. Daha neler neler
böyle etnik yapıda televizyona baktınız. İlanları, reklamları, geçmişteki yapılan yanlışlıkları, bunların devraldığını açık açık göstermektedir. Dolayısıyla değerli arkadaşlarım, vakit geliyor. Biraz geç kaldınız. Bunları uzun uzun konuşmak isterdim elbette ki. Türkiye'miz için, Türk milleti için bunlar önemli şeylerdir. 24 Haziran seçimlerinde yıllardan beri beraber çalışıyoruz. Burada görev yapıyoruz. Görevimiz de devam ediyor. Ama genel başkanımızın isteğiyle, çağrısıyla bizlerden ben de milletvekili adayı oldum. Milletvekilliği İstanbul 2. bölge 2. sıradan genel başkanımız aday gösterdi. Sağ olsunlar, teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Avrupa Türkiye adına. Oradaki çalışmalarımız devam ediyor. Zaman zaman da buraya geliyoruz. Burada Avrupa Türkiye ile siz değerli arkadaşlarımla beraber oluyoruz. Yarın da Hollanda'daki programımız vardır. Bizler milletvekilliğimiz kendimiz için değil, nasip olursa seçilirse vatanımız, milletimiz içindir. Birlik ve beraberliğimiz içindir. Hareketimiz içindir. Dolayısıyla biz sıradan milletvekili olmayacağız. Allah'ın izniyle hem Türkiye'de Cenab-ı Mevla nasip eder seçilirsek vatanımızın, milletimizin birliği için hem de Avrupa Türkiye'nin oradaki sesi olun, buradaki sıkıntılarımız neyse orada çare bulunması için bir arkadaşımız olarak, bir kardeşimiz olarak çalışacağız. İnşallah hayırlısı olur diyorum. Herhalde vakit geldi. Hayırlı Ramazanlar diliyorum. Kadir geceniz mübarek olsun. Ramazan bayramımız mübarek olsun. Cenab-ı Mevla vatanımızın, milletimizin birlik ve beraberliğini daim etsin. Bozulmasın. Mevla teşkilatımızı her türlü fitne ve bozguculuktan korusun diyor. Saygı ve sevgilerimle selamlıyorum. Sağ olun, var olun. Allah'a emanet olun. Hayırlı işler diliyorum. Evet, biz de buradan uçak dolu sevgilerimizi, saygılarımızı gönderiyoruz. Uçak alın, sevgiyle kalın, bizde kalın, izlemeye devam edin. Allahu Ekber, Allahu Ekber, Allahu Ekber, Allahu Ekber. Eşhedü en la ilahe illallah. Eşhedü en la ilahe illallah. Eşhedü en Muhammeden Resulullah. أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا herkese afiyet olsun. Buradan biz de sevgilerimizi, saygılarımızı bildiriyoruz. İzlemeye devam edin. İnşallah.